Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere harika bir ana yemek tarifim var. Patates çanaklarında e, kıymalı harç yapıp sunacağız. E, oldukça lezzetli olacak. Kıymalı patates yemeği deyip geçmemek lazım. Gerçekten çok lezzetli bir ana yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için 150 gram kadar bir kıymanızın olması yeterli. Burada 300 gram kadar kıyma var. Buzluktan çıkarmıştım. 300 gram kadar e, çıkardığım için tekrar buzluğa koymak istemedim. O yüzden 300 gram pişiriyorum. Geri kalan kıymalı harcı ve e, artan patatesler ile öyle bir lezzet yaptım ki ana yemeği sollayacak cinsten. Onun da tarifini kısaca sizlere göstereceğim. E, kıymamızı tavamıza aldık. Görmüş olduğunuz gibi suyunu salıyor. E, güzelce rengi dönene kadar karıştırarak pişirmeye devam edeceğiz. Suyunu salacak, çekecek ve rengi şu şekilde olduğunda artık soğanları ilave edebilirim. Bir orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım ve kıymalara ekliyorum. Ve soğanlar da yumuşayana kadar kıyma ile birlikte kavuracağım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz tabi ki. Fırında da pişireceğimiz için çok fazla pişirmiyoruz zaten. E, soğanlar e, hafif yumuşayana kadar kıyma ile kavuracağız ve bir yemek kaşığı kadar salça ekleyeceğiz. Kazakistan'dakiler bir yemek kaşığı eklesin, Türkiye'dekilerde yarım yemek kaşığı yeterli olacaktır. Türkiye'de salçalar daha özlü olduğu için. salça ile de şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay kaşığı kadar pul kırmızı biber kimyon karabiber ve bir çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yapacağız Tabii ki bu baharat ve tuz miktarını kendinize göre ayarlayın biraz da kekik ekleyeceğim eğer varsa mutlaka ekleyin çok yakışıyor et, et yemeklerine kekik şöyle bir karıştırıp altını kapatıyorum zaten fırında da pişireceğiz Kişi sayınıza ve kullandığınız kıyma miktarına göre patatesi arttırıp çoğaltabilirsiniz. Ben 6-7 adet patates kullanacağım. Ve patatesleri ikiye bölmeyeceğim. Bir tüm patatesin sadece yüzey kısmını alacağım. Ve bir tatlı kaşığı yardımıyla görmüş olduğunuz gibi oyacağım. Patatesi böyle sıkıca tutun ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde patatesleri oyun. Tabanını çok fazla inceltmeyin, delinmesin. Bu arta kalan patateslerle de, bu içinden çıkan patateslerle de, söylemiş olduğum gibi çok güzel bir sunum daha yaptım. Eğer düz durmazsa tabanından birazcık şu şekilde kesebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi içini oymak gayet kolay hemen dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bir yemek çok da şık oldukça da lezzetli normalde böyle patatesi kıymayı kavursanız inanın e, aynı lezzet olmuyor e, deneyip farkını sizler de görün. E, şimdi kıymaları dökmeden önce patatesleri fırça yardımıyla yağlayın e, normalde birçok tarifte bu patates kızartılır ama kızartmaya gerek yok ağır oluyor. Fırçayı alın ve güzelce dışını yağlayın. Yağladıktan sonra kıymalı harcı koyun. Benim aklıma sonradan geldiği için kıymaları koyduktan sonra yağladım. Fark etmez. iç harcını bu şekilde kullandım. 8 adet patates kullandım. Üzerine domates ve yeşil biber dilimleri yerleştirilmesi lazım. Ben, ben de taze olmadığı için kuru domates kullandım. Kuru domatesi güzelce yumuşatıp o şekilde üzerlerine koydum. Eğer tazesini kullanırsanız hem daha güzel görünüyor hem daha lezzetli olacaktır. Ee, sosu için bir yemek kaşığı kadar salça, birazcık tuz ve bir su bardağı sıcak suyu döküyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyeceğim içerisine. Bu arada fırınınızı 200 derecede alt üst ayarda ısıtın. Isınmış fırına süreceğiz. Evet söylemiştim sizlere unuttum diye. Fırça ile şöyle bir patatesin tabanını ve kenarlarını yağ ile sürmeniz yeterli gelecektir. Gayet güzel yumuşacık pişiyor. Hiç korkmayın merak etmeyin. Oldukça da lezzetli hafif bir yemek oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz kanalıma lütfen abone olun. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Geri kalan sıvı yağını da salçalı karışıma ekledim. Görmüş olduğunuz gibi bir yemek kaşığı kadar önce üzerlerinden birer tatlı kaşığı gezdiriyorum bu tarif için ana elinden YouTube sayfasına çok teşekkür ediyorum sayfasında çok güzel yemekler var Salçayı da bu şekilde gezdiriyorum ve 200 derecede ısınmış fırına gönderiyorum. 45 dakika pişireceğiz 200 derecede ısınmış fırında. Önceden ısıtmayı unutmayın. Evet şimdi Iç, i̇çi artan e, patatesleri suda güzelce haşladım yemeğin fırındayken. Güzelce yumuşadıktan sonra üzerine karabiber, kırmızı biber ve tuz ilavesi yaptım ve çatal yardımıyla güzelce eziyorum. Bu tarifi çay saati davetlerinizde de yapabilirsiniz çok lezzetli. Güzelce tabağa düzledikten sonra üzerine sarımsaklı yoğurt döküyorum sarımsaklı ve tuzlu yoğurt. Şu şekilde bile o kadar lezzetli ki daha önce denemediyseniz mutlaka deneyin. Ve geriye üzerine de artan kıymalı harcı ekliyorum. Üzerine de nane ile süsledim. Ve mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Oldukça lezzetliydi. Ana yemeğimiz de fırından çıktı. Şimdi servis zamanı. Bu tarz yemekler gerçekten pirinç pilavıyla çok yakışıyor. Yanına pirinç pilavı yapmıştım. Onunla beraber servis ettim. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Denediğiniz tarifleri bana Instagram'dan DM'den de gönderebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.